Edinilen bilgilere göre Almanya'dan tatil amacıyla İnegöl'e gelen 76 yaşındaki Pamuk Yıldız ile 81 yaşındaki Recep Yıldız, altın almak için kuyumcuya gidip altın aldıktan sonra bir şahıs tarafından takip edildiler. Yaşlı çifti aldıkları altınları hırsızlık şebekesi tarafından çalınarak kuyumcuya satıldığı yalanını uydurarak kandıran dolandırıcı, altınları ve paraları alarak yaya olarak kaçmıştı. Evet, 52 bin lira değerinde para ve altınları alan şahıs emniyet ekipleri tarafından şüphelenerek durdurulmuştu. Sırt çantasında yapılan aramada da çaldığı altınlar ve paralar ele geçirilmişti. Çanta içerisinden çıkan 30 bin lira değerindeki altınlarıyla avro ve Türk lirası olmak üzere 22 bin lirayı yaşlı çifte geri iade edilerek dolandırıcı Mustafa Aktaş gözaltına alınmıştı. Şöyle gelin mi? Gözaltına alınan dolandırıcının bir gün önce İnegöl'de meydana gelen olayla alakasının olup olmadığını araştırmak için soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri bingo yaptılar. Ben de diğer gibi de... Alman çifti dolandırmadan bir gün önce İnegöl'de ikamet eden MD isimli şahsı arayan aynı dolandırıcı, kimlik bilgilerini PKK'ya geçtiği yönünde yalanını da aynı tuzağa düşürdü. Dolandırıcının ağına düşen MD evindeki 20.000 TL ile 2.000 avroyu bir paket içerisine koyup evinden çıktı. Telefon irtibatıyla dolandırıcının verdiği Oraniye mahallesindeki bir sokağa gelen MD elindeki 26.000 lirayı dolandırıcıya kendi eliyle teslim etti. Mağdur MD dün emniyet ekiplerince karakola getirilerek dolandırıcı ile yüzleştirildi. Mağdur MD dolandırıcının Almancı çifti dolandıran şahsın kendisini de dolandırdığını teşhis etti. Karakola getir, kusura bak. Adliyeden çıkarılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Aktaş şunları söyledi. Öyle gelin mi? Tabii. Bir şey söyleyecek misiniz? Pişman mısınız? Daha önce de başkalarını dolandırmışsınız. Hiç öyle bir şey yapmadım. Ben de diğer gibi değilim. Biri mi siliyor anlayamıyorum? Pişman mısın Mustafa? Mustafa Aktaş Bursa cezaevine götürüldü.